arkamızda bir yazı var. Bu mecliste çokça atıf yapılan ve çokça gösterilen bir yazı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Değerli milletvekilleri, bu yazı meclisin tasarımını yapan iç mimarın burada bir boşluk oldu, buraya bir yazı güzel olur diye yazdığı bir yazı değildir. Bu yazı 19 Mayıs'ta canı pahasına köhne bir gemiyle Kurtuluş Savaşı'nın işaret fişeğini atmak üzere yola çıkan Gazi Mustafa Kemal'in, Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal'in 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'nde ortaya koyduğu hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye milletin gönlüne yazdığı yazıdır. Bugün akşam siz bu yazıyı meclisin duvarından silmeye kalkıyorsunuz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu yetkiler, bu fiili durum, istenen her şeyi yapabilme hali, bu muktedirlik her şeyi çözüyorsa, terörü, akan kanı, gelen şehitleri, anaların gözyaşını ya da dizginlenemeyen doları niye durdurmuyorsunuz? Memleketteki yangını, mutfaktaki yangını, anaların, babaların yüreklerindeki yangını durdurmuyorsanız eğer, bugünkü yetkilerinizi anayasaya yazsanız ne olur, yazmasanız ne olur? Ama eğer şu soruya verecek bir cevabınız yoksa, kusura bakmayın size de şunu sorarlar. Yoksa bütün bu olanlı bitenle, bugün bu ülkeye yaşattıklarınızla 2 yıldır bir rejimi tüketiyor ve yeni bir rejimi mi üretiyorsunuz? Bu sorunun muhatabı olursunuz. Bu gemiyi yüzdüremediğiniz doğru. İkinci kaptanın boğazını bundan 6 ay önce sıktığınız, onu da denize attığınız doğru. Yeni ikinci kaptana denize kendisini atlamaya ikna ettiğiniz de doğru. Ama gemi doğru gitmiyor. Geminin içinde hepimiz varız. Vatandaş var, emeklisi, işçisi, çiftçisi, memuru var. Ve siz bu gemiyi batırmaya doğru götürüyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Bilmelisiniz ki bu iş sonunda, eninde sonunda vicdanlar kazanacak. Seçildiğiniz bölgelerde, illerde, gittiğiniz kahvelerde bir lokma ekmeğini sizle yer sofrasında paylaşan vatandaş, köylümüz size umut bağlamış, size güvenmiş, size yetki vermiş, sorununu çözün, güvenliğini sağlayın, karnını doyurun diye size inanmış vatandaşın gözünün içine bakamayacak durumdasınız. Bu yüzden şunu inanıyoruz ki burada aklı selim hakim olacak. Burada vicdan kazanacak. Ama olmazsa halkımız sandıkta vicdan terazisinde sizi tartacak ve sizi mahkum edecek arkadaşlar. Haklı bizim, haklı. Çok eminsiniz, çok. 12 Eylül 2010'da burada Cumhuriyet Halk Partili hatipler, kendinden çok emin Adalet ve Kalkınma Partililerin inanmış ve adanmış bugünkü Adalet Bakanı gibi kendinden çok emin kişilerin bu ülkenin çıkış yolunun yeni anayasa düzenlemesi olduğunu, HSYK düzenlemesiyle, Anayasa Mahkemesi düzenlemesiyle yapılanların vesayetleri yıkacağını, yeni bir Türkiye kuracağını anlatırken bizler size yapmayın arkadaşlar diyorduk. O gün çok emindiniz. Müttefikleriniz vardı. Onlardan bazısı şimdi parlamentoda da bulunan bir siyasi partinin bir kısmı boykot, bir kısmı yetmez ama evet diyordu. Bir siyasi parti propaganda yapmayarak bizi hayır cephesinde sizin karşınızda yalnız bırakmıştı. Sizin en kuvvetli müttefikinize ise teşekkürü bir balkon konuşmasında okyanus ötesine muhterem Hoca Efendi'ye teşekkürler yolluyordunuz. O gün yanlış yapıyoruz dediğimizde inanmayan sizler bugün Rabbim beni, Rabbim ve milletin affetsin diyerek o günkü yanlışını söylüyorlar. Burada size bütün inanmışlığımla, bütün adanmışlığımla o gün bir katsa bugün 10 kat, 100 kat üzerinden söylüyorum ki eminim namusum ve şerefim üzerine size söylüyorum ki yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Yapmakta olduğunuz iş 12 Eylül 2010 referandumu, burayı vuran F-16'yı, askerlerimizi şehit eden silahlara konan mermiyi, tanklara konan mazotu doldurmuştu. Bugün verdiğiniz yetkiler bu ülkenin sonunu getiriyor. Siz bugün
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bu yüce meclisin yetkilerini değiştirerek yapmayın dedik, yarın sabaha bırakın. Televizyon kapalıyken göz görmeden kendi kendinizi imha etmeye çalışıyorsunuz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Biz halkın gözlerinin içine baka baka bu maddenin burada konuşulmasını temin etmek için, gerekirse 24 saat çalışmak için ama halka bunu sınırsız olarak anlatmak için, halkın kürsüsünü başkasına vermemeniz için halkın kürsüsünü sizden koruma altına aldırıyoruz arkadaşlar. Yaşasın, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletin kürsüsüne sahip çıkıyoruz. Milletin kürsüsünü sizlerden koruyoruz. Bu görüşmeleri bu gece tamamlamayacağız. Teşekkür ediyorum. Saygılar duyuyorum. Grubumuzla gurur duyuyorum.